Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ses tellerinizde oluşan yanma hissinin neden olduğunu ve neden kaynaklandığını konuşacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Ses tellerinde yanmayı öncelikle hangi anlarda hissettiğiniz önemli. Yani eğer durup dururken sesinizi hiç kullanmamanıza rağmen eğer bir yanma hissediyorsanız bu muhtemelen ses tellerinizle alakalı değil. Daha çok mide kaynaklı problemlerden olma olasılığı yüksek. Reflü gibi, boğaz reflüsü gibi. Yani problem genelde bu tip durumlarda mide rahatsızlıklarından kaynaklı görülebiliyor. Ama eğer sesinizi kullanırken böyle bir yanma hissediyorsanız o zaman ses tellerinizde belli başlı bazı problemler var diyebiliriz. En iyi niyetli problemlerden bir tanesi arkadaşlar ses kaslarınızın zayıf olması. Eğer ses kaslarınız zayıfsa yani çok güçlü değilse günlük hayatınızda çok sesinizi kullanmıyor olabilirsiniz ya da anatomik olarak ses kaslarınız çok güçlü değildir. O zaman yanma hissini hissetmeniz çok normal. Yanma hissi genelde ses kaslarının gelişimine de aynı zamanda belli bir göstergedir. Tabii biz egzersizler esnasında örneğin ses kaslarında bazı egzersizlerde özellikle yanma hissini yaşaması için öğrencinin bilerek üzerine gidebiliyoruz. Bu ses kaslarının gücünün artmasını sağlamak amacıyla kademeli olarak ses kaslarının üzerine gitmemiz de olur ama bunun belli bir dengesini tutturmamız gerekir. Çünkü eğer bu yanma hissinin üzerine siz hala gidiyor olursanız o zaman ses kaslarınızda belli başlı deformasyonlar oluşabilir. Özellikle doku kısmında. Dolayısıyla ses kaslarındaki yanma birinci olarak ses kaslarının zayıflığını bize gösterir. Ses kaslarınızda ödem olabilir. Yani siz fark etmeden bir önceki gün belki sesinizi çok yordunuz ya da gün içinde sesiniz çok yoruldu. Bunlar ses kaslarında şişmelere neden olur. Ve siz yine performanslı bir şekilde sesinizi kullanmaya çalışırsanız yine ses kaslarınızda yanma hissi hissetmeniz çok normal. Boğaz bölgesinde bu yanmayı genelde hissedersiniz. Bu tip durumlarda da mümkün mertebe sesinizi dinlendirin. Yapacak hiçbir şey yok. Nemlendirin. Yani bol bol su için 10 dakikada bir yudum su alarak oranın nemlenmesini sağlayın. Çünkü ödem muhtemelen orayı da kurutmuştur. Dolayısıyla mümkün mertebe dinlendirme ve nemlendirme aşamalarıyla bu tip yanmaların ardından hemen ses kaslarınızın dinlenmesini ve kendini tazelemesine imkan tanıyın. Tabii soracaksınız, diyeceksiniz ki yani benim ses kaslarımda bir hastalığım mı var yanma hissi yaşıyorum yoksa ödemlerden kaynaklı mı bu oluyor? İyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Ben bunu nasıl anlayabilirim? Aslında yanmalar evet iyi bir problem yani çok önemsemeyeceğiniz bir problem de olabilir ya da çok kötücül bir tarafı olan bir problem de olabilir. Dolayısıyla bunu kestirmek pek mümkün değil. Aslında mümkünat şöyle yani yanma hissi sadece yanma hissi tek başına olduğu zaman bir eğitmen olarak ben çok fazla korkmuyorum. Ödeme yoruyorum. Yani ödem olduğunu düşünüyorum. Ses kasları şişmiştir diyorum. Muhtemelen ya mide problemi vardır ya da bir önceki gün çok yormuşsundur diyorum. Ona bağlı olarak günlük rutininde ya da egzersizlerinde değişim yapıyorum öğrencinin. Fakat eğer bunun yanında seslerinizde çatallanma varsa, sesinizde yer yer hava geliyorsa ya da sesinizde çok sık kısılma problemleri yaşıyorsanız ya da sesinizi eskisi gibi esnek bir şekilde kullanamıyorsanız veya belli bölümlerinde belli başlı problemler yaşıyorsanız o zaman bir ses hastalığının olma olasılığı yüksek. Böyle durumlarda da mutlaka ama mutlaka bir kulak burun boğaza bir ses doktoruna görünmenizde fayda var. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Bu da benim için önemli. Fikirlerinizi bekliyorum, sorularınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum, abone olmanızı bekliyorum. Lütfen arkadaşlar şöyle bir aşağı doğru göz atalım. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar, sağlıkla kalın, dikkat edin.